arkadaşlar, ben Yasemin Dalı. Kanalıma hoş geldiniz. 2017 YNSE bursiyerim ve şu anda moleküler kanser epidemiyolojisi üzerine İngiltere'de doktora yapmaktayım. Şimdi YouTube'da birazcık araştırma yaptım ve yurt dışına çıkmadan önce gerekli olan şeyler, yani yapılması gereken şeylerle ilgili bir düzgün bir video bulamadım açıkçası. Diğerleri alınmasın gerçekten. Bu yüzden kendi tecrübelerimi sizlerle aktarmak istedim. Şimdi ilk defa yurt dışına çıkacak olanlar için öneriler adlı bir video hazırlıyorum şu an ve bu videonun en başına şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, eğer diş probleminiz varsa mutlaka ve mutlaka yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de bir dişçiye gidin. Çünkü yurt dışına nereye giderseniz gidin, dişçiler hep çok pahalı oluyor. Bu birinci. Şimdi yapacağınız şeylerden bir tanesi valiz hazırlamak olacak, değil mi? Yani valizde eğer yine uzun dönemde gidiyorsanız. Arkadaşlar, benim annem önermişti bunu. Şimdi ben kışlık kıyafetlerimi götürdüm. Çünkü gideceğim yer Kuzey İrlanda'ydı ve Kuzey İrlanda soğuk bir memleket. Bu sebepten dolayı böyle bütün kazakların falan hepsini biz vakumlu torbaya sokuşturduk. Bir güzel de vakumladık onu. Ondan sonra öyle yerleştirdik. Tamam, kilo bazında ağır oluyor ama sizin daha fazla için alanınız oluyor valizinize. Bu yüzden bence vakumlu torbaya sıkıştırıp böyle vakumlatıp ondan sonra valizi hani koyduktan sonra sıkıştırmanız daha mantıklı olacaktır. Uçağa kalkacakken, yani şu an Covid-19 dönemlerinden dolayı, yani normalde ben 3 saat öncesinden giderim. Ne olur ne olmaz, yani yolda başınıza bir şey gelir, araba bozulur, taksi çağırmak zorunda kalırsınız falan. Her zaman 1 saat ben bir öne koyarım. Genelde 2 saat önce diyorlar ama bence 3 saat önce. Şu an Covid-19'dan dolayı yani ben artık bir 4-5 saat önce falan giderim diye düşünüyorum. Gidin, bir şey olmaz, oturmazsınız, ayakta dikilirsiniz orada. Yani önemli olan sizin o uçağı kaçırmamanız. Yani birazcık erken gidin. Şimdi her belgenin çıktısını alın arkadaşlar. Özellikle okul kabul mektubunuzu alın. Vizenizi, pasaportunuzu falan güzel bir çanta ayarlayın. Ben şöyle bir çapraz çanta kullanıyorum mesela. Bu bel çantalarını çapraz kullanıyorum. Oraya böyle her şeyimi koyuyorum ki orada olsun. Önünüzde tutun, arkanızda tutmayın. Çünkü tamam, havaalanları, bazı havaalanları gerçekten aşırı derecede iyi. Hani güvenlikleri falan var. Ama gittiğiniz yerde siz böyle atıyorum başka bir havaalanından başka bir havaalanına geçmeniz gerekiyorsa arkanıza koymayın, sırt çantanıza durmasın, önünüzde dursun, önemli belgeleriniz, paralarınız önünüzde dursun. Şimdi uçak biletinizde genelde telefondan kullanılıyor. Hani telefona böyle yüklüyorsunuz aplikasyonunu, işte hangi firmaysa oradan dıdıt geçiyorsunuz falan ama telefonunuz bozulabilir. O yüzden siz yine dediğim gibi bu uçak biletinizin çıktısını alın. İçinde bagaj hakkınız varsa bagaj hakkını gösteren çıktıyla beraber alın. Daha önce konuştuysanız, çünkü sizin bagaj hakkınız gözükmediğiniz zaman ha işte burada falan diyebilirsiniz. Bu da önemli bence. Her havayolu şirket kurallarına bakın. Mesela bir tane firma var. Benim bildiğim kadarıyla el valizi kabul ediyor. Sizin çapraz çanta bile takmanızı 2-3 kiloluk bile olsa kesinlikle izin vermiyor. O yüzden hangi firmayı kullandığınızda sizin el valizinizin ne kadar olması gerektiği, işte ne bileyim sırt çantanız varsa işte ne kadar olması gerektiği, boyutlarına vesaire her şeyi dikkat ediyor bazı firmalar. Onlara göre hareket etmeniz çok önemli. Bu da zaten sizin açıklamalarınızda yazar. Eğer bir şüpheniz varsa, açıklamalarda yazmıyorsa hemen o firmaya mail atın ve detaylı bir şekilde açıklama isteyin. Yani gideceğiniz yerin hava durumuna göre kıyafetlerinizi, uygunluğunu kontrol etmeniz çok önemli. Yani oraya gittiğiniz zaman ıslanmayacağınız ya da pişmeyeceğiniz bir şey olması gerekiyor. O yüzden onu, yani gideceğiniz yerin hava durumunu şöyle 1-2 gün önceden bir yerden, herhangi bir yerden kontrol edebilirsiniz. Direkt Google'a yazsanız bile çıkar. Şimdi gideceğiniz ülkede giriş yaparken para limiti vardır. Bu para limitlerini kontrol etmenizi size tavsiye ederim. Aksi halde paranıza çatır çatır el koyarlar. Hiç o riskleri atmayın kendinize. O yüzden size tavsiyem, para limitlerini kontrol edin. Türkiye'den İngiltere için şöyle bir örnek verebilirim. Tebin, cepte tebini kullandığınızda, yani oraya paranızı yüklediğiniz zaman, paranızı koyduğunuz zaman İngiltere'ye gidip Barclays'tan ücretsiz bir şekilde direkt cepte tep kartıyla gidip çekebiliyorsunuz paranızı hiçbir sorun yaşamadan. Ben şahsen onu yapıyorum. Yani hiç o kadar parayı oradan oraya taşımanın alemi yok. Mutlaka yanınızda bozuk para tutun. Madem paradan gidiyor konu, bozuk para tutun. Şöyle 300 poundluk, eğer İngiltere'ye gidiyorsunuz, yine altını çiziyorum, 300 poundluk, 20-10 poundluk yanınızda bozuk para tutun. Çünkü 50 poundluk bir anda bozamıyorlar. 50 pound'dan yukarısı da yok zaten. Şimdi telefon için, yani havaalanına gittiğinizde Wi-Fi var. Mesela tren, eğer geçiş yapacaksanız gittiğiniz yerde, orada da Wi-Fi'ler oluyor ama size tavsiyem şöyle bir 10 günlük, 15 günlük hani gittiğinizde anne baba ben geldim vesaire demek için Vodafone'u, gerçekten güzel bir ova var. Vodafone'dan belki bir yurt dışı paketi ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu an bu videoyu yapıyorum ama 1-2 sene sonra neye dönüşür, firmalar, paketler neye dönüşür tam bilmiyorum. Bir de benim, ben diğer YNSE bursiyerlerine sordum. Onlardan bir tanesi de şöyle bir şey önerdi. Turkcell'den kontrollü hatta geçip BIP üyeliği yaptığınız zaman aylık 10 TL karşılığında her yöne 1000 dakika veriyormuş. Ve yurt dışındayken Türkiye'yi çok rahat bir şekilde arayabiliyor musunuz? Yani internet vesaire yok ama Türkiye'yi arayabiliyor musunuz? Bence bu çok daha mantıklı, eğer 10 TL gibi ücretse ve ben bunu bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar, gideceğiniz ülkenin prizleri farklı olabilir. O yüzden konvertör diye geçiyor. Yani dönüştürücü diye geçiyor. Mutlaka
mutlaka bir konvertör alın. Neden diyeceksiniz? Yani şöyle, havaalanında eğer powerbankiniz yoksa, havaalanında diyelim ki prize takıp başka bir havaalanından başka bir havaalanına geçeceksiniz. Çünkü uzun süreli uçuşlar da olabiliyor. Prize ihtiyacınız duyacak. Eğer İngiltere'desiniz prizler farklı. Almanya'dakiler bizimkilerle aynı. Onda bir sıkıntı yok ama siz yine de bir çoklu bir konvertör alabilirsiniz. Yani yurt dışından da alabilirsiniz aslında İngiltere'ye gidiyorsanız ama yani riske atmayın. Kısa bir süreniz vardır. Buradan bulabiliyorsanız alın. Bulamıyorsanız da girersiniz. Oradan alırsınız. Konvertör önemli. Şimdi gittiğiniz zaman indiğinizde mesela gittiniz işte pasaporttan geçtiniz, uçtunuz, indiniz diyelim. Ondan sonra gideceğiniz yerle ilgili bilgi toplamanız lazım ve size her zaman şunu söylüyorum. Gitmeden önce kalacağınız yeri mutlaka ayarlayın. Çünkü bu çok önemli. Gittiğiniz zaman sizden çok yüksek miktarlarda kalmak için paralar isteyebilirler. Bir gecelik ben otelde kalırım vesairelerine zaman da aynı şekilde çok yüksek miktarda paralar istiyorlar. Hiç gerek yok. Gitmeden önce gideceğiniz yeri ayarlayın. Gideceğiniz yeri havaalanından lokasyonlara da bakın nereden gidecekseniz. Taksi mesela ucuzsa yazar taksiyle gidersiniz. Taksi ucuz değilse eğer trenle gitmek istiyorsanız trenle gidersiniz. Ama trenin bütün güzergahlarına, gidecek güzergahlarına lütfen çıktısını alın. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü o an şaşırabilirsiniz. Hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir. Gözünüzde canlanacak şekilde böyle çizerek şuradan şu durak, şu duraktan bu durağa gidecek. Ondan sonra ben bu durakta ineceğim vesaire şeklinde gözünüzde canlandırarak bir çıktı alın. Güzelce işaretleyin. Benim size nacizane önerilerimden bir tanesi daha bu. Şimdi gideceğiniz zaman da çok önemli. Eğer pazar günü giderseniz Almanya'da her yer kapalı. Sadece bildiğim kadarıyla fırınlar falan açık oluyor. Yani ekmek vesaire almak için. Eğer yine İngiltere'ye pazar günü giderseniz eğer saat 1'de açılıyor. 1'den 6'ya kadar sürüyor. Şimdi diyelim ki akşam geldiniz. Diyelim ki yurt ayarladınız kendiniz. İşte otobüsünüzü tuttunuz, ayarlamıştınız, treninizi ayarlamıştınız vesaire, taksiye bindiniz diyelim. Gittiniz yurda. Yurda girdiğinizde size öyle sıcak çorbalar, ne bileyim yatak çarşafları, havlular, şampuanlar, diş macunları beklemiyor arkadaşlar. Size önerim şöyle bir küçük kendinize bir şampuan, bir hazır çorba alın yanınıza. Böyle karnınızı doyuracak kadar, en azından bir duşunuzu alıp kendinize gelecek kadar. Çünkü Covid-19 dönemindeyiz. Kendinizi hemen böyle o uçağın o pisliğinden arındırın bana sorarsanız gelir gelmez. Hemen bir duşunuzu alırsınız, havlunuz vesaire de hazır olur. Bunları ayarlayın. Ha bu kadar yeri ben nasıl sıkıştıracağım derseniz, dediğim gibi vakum torbasını gerçekten kullanın. Vakum torbasını yerleştirirsiniz, onunla fuh diye şey yaptığınız zaman sizin her türlü ihtiyacınız olur. Şimdi eğer el bagajıyla gidecekseniz arkadaşlar bir şunu da önereyim. El bagajına koyacağınız şeyler sizin yanınızda olacağı için her daim önemli belgeleriniz varsa oraya koyabilirsiniz. Çünkü ilk kayıtta eğer üniversiteye kayıt olacaksanız uzun dönemle gitmek için sizden diplomalarınızın aslı isteniyor. Ve diplomalarınızı kesinlikle büyük valize koymak istemezsiniz. Çünkü büyük valiziniz kaybolduğu zaman sizden size bir onun karşılığı kadar yani ederi kadar olabileceği ederi kadar bir para veriliyor. Ama o diplomayı geri dönüp almak sizin paha biçilemez yani öyle söyleyeyim. O yüzden hiç bu riski atmayın. Önemli belgeleriniz ve önemli şeylerinizi mutlaka el valizinde taşıyın. Veya sırt çantanız varsa sırt çantanıza böyle sürekli taşıyın. Bir de 100 ml sınırı vardır sıvılardan. Size böyle bir tane kilitli poşet verirler. Bildiğiniz buzdolabı poşeti. Buzdolabı poşeti içerisine böyle 100 ml'yi aşmayacak şekilde sıvılarınızı koyabilirsiniz. İşte parfümdür, şampuandır, diş macundur. Onları zaten satıyorlar. Herhalde şu an gratis veya işte Watsons'a falan gittiğiniz zaman, Watsons var mı tam bilmiyorum şu anda. Tam emin değilim. Gittiğiniz zaman orada zaten seyahat boylarda böyle küçük küçük şeyler satılır. Onlardan alıp koymanızı ben size tavsiye ediyorum. Geri kalan büyük ne bileyim deodorant falan alamıyorsunuz. Dediğim gibi yine hava yolları şeylerine bakın. Deodorant çünkü basınçtan alıp patlıyor yani. Yine bu 100 ml'den fazla olmaması ve sizin kilitli poşetleri koymanızı istemenin sebebi yine uçaktaki o basınçtan sizin eşyalarınız veya diğer yolcunun eşyaları mahvolmasın diye. Buna da dikkat edin bence. Şimdi diğer bir kurtarıcılardan bir tanesi ilk gittiğiniz zaman duş aldığınızda yere çıplak basmak istemiyorsanız terlik. Mutlaka şöyle bir flip yok bir tane terlik alın. En önemli şey muhtemelen yani gitmeden önce eğer uzun süre kalacaksanız ve Türkiye'yi tanıtan mesela benim gibi YLS bursiyeriyseniz çünkü bizim için şöyle söylerler. Sizler hepiniz birer elçisiniz. Yani Türkiye'nin elçiliğini yapıyorsunuz. O yüzden hani Türkiye'yi iyi tanıtın. Ben bunu şahsen kendim adıma yani elinden geldiğince yapabildiğim kadarıyla güzel yaptığımı düşünüyorum. Ben mesela gitmeden önce bir sürü anahtarlık almıştım. Şöyle nazar boncuk sevdam vardır benim. Nazar boncuklu anahtar almıştım. O yüzden onu hani herkese tanıdığım kişilere şey yaptım. Zaten gayet fiyatı da uygun bir fiyat. Kendim adına ince belli bardak. Gerçekten ince belli çay bardağı bulmanız çok zor oluyor ve pahalı oluyor. Eğer gittiğiniz yerde Türk marketleri hani yoksa veya az sayıdaysa hani o kadar para vermenize gerek yok. Böyle bir tane böyle çorabın içine falan böyle sıkıştırırsınız çorabınızı. İşte onun etrafını sararsınız. Bir tane ince belli çay bardağı bence götürebilirsiniz. Benim ilk defa yurt dışına çıkanlar için önemli tavsiyelerim bu şekilde. Dediğim gibi
diş sorunuzu atlamayın. Ha, göze de gidin bu arada. Yine de yani göz, evet, ücretleri biraz o kadar pahalı olmuyor ama bence Türkiye'de göze gidebilirsiniz. Herhangi bir göz probleminiz varsa göz ücretleri pahalı değil, gözlükler pahalı arkadaşlar. Hiç gerek yok. Gelirsiniz burada alırsınız gayet iyi bir şekilde. Diş problemlerinizi halledin. Yine eğer gideceğiniz ülkeye göre, eğer İngiltere'ye gidiyorsanız mutlaka bir check-up yaptırın buradan. Bir kan tahlilinizi yaptırın, ilaçlarınızı alın, öyle gidin. Çünkü ben yaklaşık 4 aydır bir ultrason randevusu almaya çalışıyorum. Onlar bana mektup atıyor, ben onları arıyorum, uygun olmadığımı söylüyorum. Onlar bana mektup atıyor, bu şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. Olmuyor, olmayınca. Ben de Türkiye'de geldim, hemen bir günde hallediyorum yani. Benim videom bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basın. Eğer yorumunuz varsa, ekstra bir bilgi vermek istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın ki gidecek olan başka arkadaşlar da faydalanabilsin. Ardından lütfen abone olmayı unutmayın. YNS bursu ile ilgili ben genelde videolar yapıyorum. Eğitimle ilgili videolar yapıyorum. Kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.